Gazze'de mucize. Tamam, İsrail azar azar da olsa bizi yine öldürüyor. Binlercemizi hapishanelere atıyor, akıl almaz işkencelerden geçiriyor. Ama biz geride kalanların toplama kampı haline getirdikleri Gazze'de başımızı sokacak bir evimiz vardı. En azından İsrailli bir hırsız evimizi çalana kadar. İyi kötü karnımız da doyuyordu. Aksa tufanı diyerek 7 Ekim'de İsrail'e saldırdığınızda ne oldu? Irkçı Siyonistler 46 gün boyunca Hiroşima'ya atılan bombanın 2 katı bomba yağdırdı üzerimize. Evlerimiz, hastanelerimiz, okullarımız yerle bir oldu. Çocuklarımız paramparça edildi. Suyumuz yok, ekmeğimiz yok, hiçbir şeyimiz kalmadı diyen herhangi bir Gazze'li duydunuz mu? Filistinli direnişçilere sitem eden maslahatçı, yaşlı bir amca bile neden çıkmadı Gazze'de? Hiç düşündünüz mü? Neden? Şayet tek bir kişi direnişe sitem etseydi, Siyonistleri aklamak için komik yalanlarla kendilerini telef eden batılı medya bizden önce duyar, anında üzerine atlardı. Çocuklarımız Hamas yüzünden öldü, yollu ne manşetler kotarırlardı, değil mi? Sahi, yüreği yangın yerine dönen tek bir baba da mı çıkmadı sitem eden? İlenç veya isyan da demiyorum, sitem sadece. Bu babalar nasıl babalardır ki çocuklarının parçalanmış vücudunu toplayıp çuvala koyarken bile en ufak bir sitem kelimesi dökülmüyor dudaklarından. Şehit babası olmak nasıl bir mertebedir ki elhamdülillah diyerek karşılıyorlar çocuklarının şehadet haberini. Ya o Gazze'li annelerin aklına neden bir an olsun sitem etmek gelmez ki çocuklarının kefenlenmiş bedenlerine sımsıkı sarılan o annelerin hiçbir sözünden sual sorulmaz. Gazze'deki anne ve babaların hepsi şehadeti saadet mi biliyor, bu nasıl tevekküldür ya Rabbi? Siyonist işgalcilere direnen kahramanlarına mucize çapında sahip çıkan bu Gazze'liler nasıl bir devdir ya Rabbi? Şehit kardeşinin başucunda diğer kardeşini teselli etmeye çalışan o minik kız çocuğundan anestezisiz ameliyat yapmak zorunda kaldığı için çocuğu elinde can veren o doktora kadar neden hiçbir Gazze'linin ağzından en küçük bir sitem cümlesi dökülmez? Hadi bunlar sonuç itibarıyla Müslüman. Kilisesi İsrail bombalarıyla yıkılan o Gazze'li papaza ne oluyor peki? Biraz daha kaptırsa tünele girip direnişçilerle birlikte savaşacak neredeyse. Bu Gazze nasıl bir yerdir ya Rabbi? Suyunu içen, zillet içinde yaşamaktansa izzetli bir ölümü tercih ediyor. Bizdeki alçakların topraklarını sattılar diye çemkirdikleri bunlardı. Ne diyelim, alçaklık zor zanaat. Salih Tuna, Sabah.